kardeşi var. Hamide Hanım'ın rahmetinin esrarengiz şüpheli ölümünü konuşuyoruz. Orada çok çok önemli bir gelişme var. Hemen o gelişmeyi aktararak devam edelim sizlere. Şimdi yasak aşkla suçlanan işte Süreyya, işte Hamide'nin eşi Süreyya, muhteremin eşi Sema ile bir yasak ilişki yaşıyor. Bu ilişkinin Hamide'nin hayatına son vermesinde, son verilmesinin önemli bir etken olduğunu hep konuşmuştuk. Süreyya el veren ve senin eski eşin, onun aşkı, yani o kadar bunu o kadar çok girift ki ilişkiler. Sema Ersöz gözaltına alınmışlar. Evet, şu anda gözaltındalar. Çok iyi. Biz hep söylüyorduk, yani biz hep gerçeklerin konuşulması için, gerçeklerin ortaya çıkması için, senin kardeşinle ilgili, evet, senin annenle ilgili her şey ortaya çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok çelişki var diyorduk. Evet, çok sağ olun. Evet, Cumhuriyet Savcısı, Sındırgı Cumhuriyet Savcısı Sayın Hilal Ekici'nin talimatıyla jandarma komutanlığı ekipleri tarafından dün gece saat 2.30'da. Evet. Çok seviyorum. Çok güzel bir gelişme. Sonuna gelişim, kadar getirir de inşallah yani adalet yerini bulur. İnsanların da gece sorular... inşallah gece 2.30'da gözaltına alınmışlar. Sağ ol. Şükür Allah'a şükür. Çok şükür yani. Evet yani ya Allah'ım ya. Çok Sema, şükür ya Rabbim. Sema Hanım buradan gitti ya. Evet. Ertesi gün sizi mahkemeye vermek için. Abi, evet benim aklımda da ben onu zorla burada tutuyormuşum. Kardeşim Mehmet Bey'le beraber gitmişler o gün Sındırgı'ya. Evet. Biliyorum. Eskiden Sema kaçtığında Mehmet diyordu ki ben kardeşimi eve sokmam. Yok benim diyordu. Ha? Öyle kardeşim yok diyordu. Öyle kardeşim yok mu diyordu Mehmet? Evet. Ne oldu da Mehmet sahip çıkıyor onu sence? Hatta çocuk öldü diyorlar. Bir tek Mehmet var işlerinde iyi diyorlar. Ha. O tembel basın çıktı diyorlar. Senin eski gelin neler yapıyor böyle bilmiyorum ne, yani. Ha? Ama Fatma Hanım siz. Yani bir... Çok sevindim yani gerçekten inşallah yani hapise girerler. İtiraf da ederler. Yani kardeşim de orada rahat yerinde yatar. Biz de rahat ederiz yani huzur buluruz en azından. Çünkü biz hemen onları konuşalım hepsini ama bütün bu gelişmeleri sevgili Gizem bize aktarsın. Gizem orada Nejat'la beraber. Hazır mı arkadaşlar Gizem? Evet şu anda hala jandarmadalar ve gözaltındalar. İnşallah. Sayın Hilal Ekici'nin, Sayın Savcım'a da sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Onun talimatıyla Hamide Elveren'e karşı kötü muamele. Sonra değerlendirirsiniz siz. Kötü muamele ve aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali gerekçeleriyle gözaltına alınmışlar. Hala içerideler mi Sema ile Süreyya, iki aşık? Didem Hanım, dün gece saatler 2.30'u gösterdiği sırada gece yarısında bir operasyon düzenlendi. Savcının talimatıyla Balıkesir Sındırgı İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonda Süreyya Elveren ve Sema Ersöz gözaltına alındılar ve şu an görmüş olduğunuz komutanlık karakoluna getirildiler ve dün gece saat 2.30'dan beri buradalar. Halen savcına gelecek olan talimat bekleniyor. Talimatın gelmesi akabinde ifadeler tamamlanacak. Buradan mahkemeye sevk olunacak mı yoksa serbest mi bırakılacaklar? Neler yaşanacak biz de takip edeceğiz ama şu anda sizin de söylediğiniz gibi Hamide Elveren'e karşı kötü muamele ve aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali gerekçesiyle ikisi de şu anda içeride gözaltındalar. Biz de saatlerdir buradayız. Onların gelişmelerini takip ediyoruz sizlere aktarmak için. Ama şu anlık içeriden ses çıkmıyor, ifadeler alınıyor. Bakalım bu ifadelerin ardından neler gerçekleşecek. Çünkü...